Dayıke ve aziz hoşeviz, dayıke hürmet, Civanin tekoşina azadiye, bütün ucan, ez ve selam dikim, lehemperi coşa ve peşne hadi terini. Rasti, Batman, her deme, diroka kurdan nüfisandi, diroka azadiye nüfisandi, Diroka berhadane nefisandi. Am sepasiya vedekin. Jibo tekoşina ve jibo berhadana ve am bu hazar jara sepas dekin. Bale. Am zanim bi salam bi kedu berdele tırmazın bi rasti vi geli jibo jiyanak azad jibo aşatye Jibo ve keviye xebata gelek heja meşandinim. Le her deme zulm, zor, bandore xerab li ser geleme hati meşandim. Le geleme tü cara li hemberi zulme, li hemberi aloziye, tü carici seri xanet davandinim. Le iroj Amzanın de hazarı nesudu heşte, hazarı nesudu nodu çarade, rastişi bandorek gelek hırab li sergeli mahat meşandın. Le roj mu roj, gel li jiyanek azad hodi derket, o roj mu roj, tek oşina azadiye bilind kirin. Amzanın de hazarı nesudu heşte, Hasan Nesud Nodu Çaraj idi. Cardı Jibo Gale Kürt Beyden Behelin Rastici Zülmek Mezin Mi Sergel Hat Meşandı. Le gel Le her demi Le Hukhadi derken İro Le Kada Batmanı Bir Rastici Denge Azadiye Bilindikim Denge Azadiye Bilindikim Ve İroş Rastişi Emd Kevin Konağek Nü Rastişi İroş demek avartet meşandın Av Zilma beri dahat meşandın Gel Kani bu bütten gıha Lehemberi ve silme bisekinin Leveya bugarın Le iro de ver referandume de rastişi hamu biryar yeki tane bide. Yani jiyana me, hebuna me, azadiya me, dahoziya me, deste yek kesi de be. Le avaya bir rastişi ne civak etene, kesaye taşı bile dixibin kontrola xa, dixibin bandora xa. Emle ve referandume bu bir avayı meze bikin, bir vi avayı em binarın. Az duxasım, henek nerine xa, bir zamanı Türkiye'yi bilim zaman. Amzanın, İro, Hamu, gelin Kürt, gelin Arap, gelin Türk, لنرینا ما لفکر رمان ما میزه بکن که گلی کرد سیاست مدار کرد جبو وی دمه جبو وی رفران بمه چی دی بیشی؟ ایت سیگری کاردشلرم اوزون یلردن بری سیاستین ایچندهیم birçok dönemleri yaşadık. 12 Eylül zindanlarını yaşadık. Gerçi bugün de o zindanları, o uyguladıkları politikaları gündeme getirmek istiyorlar. Yine 1994-95'lerde yıkılan köylerin faili meçhul cinayetlerin şahidi oldu. Yine 1994 yılında sizin iradenizle parlamentoya gitmiş olan
Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve cezaevine gönderildi. Onlardan biri de bendim. Ama mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz, evet, zaman zaman kesintiye uğradıysa da yine de irademiz üzerine ipotek koyulmadı. Bugün farklı bir noktadayız. Artık halkımızın, geleceğimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine ipotek koymaya çalışıyorlar. Hepimizin adına, halklar adına bir tek kişi karar verecek. Yani bir tek kişinin dudağı arasında çıkan kelime yasa olacak, kanun olacak. Durum bundan ibaret. İsterseniz keşke bugün AKP'ye oy vermiş insanlar da burada olsaydı. Bu irademizi, onurumuzu teslim etme anlamına geldiğini onlar da dinleseydi. Bu oyunun yarınlarımız için nelere mal olacağını onlar da görmüş olacaklardı. Evet, dünyada tek kişinin yönettiği birçok ülkeyi biliyoruz. Bunlardan biri Saddam'ın yönettiği Irak. Biri Esad'ın yönettiği Suriye. Biri Kaddafi'nin yönettiği Libya. Biri Mısır'ın yönettiği Mübarek. Ne oldu sonuçları? Bugün halklar büyük acı çekiyor. O tekçi anlayıştan dolayı adeta orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, biz bunun için tekçiliğe karşıyız. Herkes yeniden düşünsün. Ve gerçekten geleceğimizi karartacak olan bu referandumu vicdani bir muhasebeyle gündeme getirsin. Bir vicdani muhasebe yaparak bu referanduma baksın. Türkiye'nin geleceği için referandumun çok önemli olduğunu söyledik. Bu sadece Kürtlere değil, düşüncesini ifade eden, muhalefetini belirten herkes baskı altında kalacak. Bugün barış istedikleri için, referanduma karşı çıktıkları için yüzlerce akademisyen ihraç edildi. Bu referandumun doğru olmadığını, Türkiye'de büyük sıkıntıların yaşayacağını söyleyen her insan hedef haline getirildi. Ve bugünden bütün toplumu, bireyi kontrol etmek isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunları bizden daha iyi biliyorsunuz. Siz bunları yaşıyorsunuz. Günlük yaşıyorsunuz. Uyguladıkları politikayı, uygulamak istedikleri baskıyı görüyorsunuz. Bunun şahidisiniz. Aslında biz bunları anlatırken yanlış anlamayın. Birçok şeyi bizden daha iyi bildiğini çok iyi biliyoruz. Ama bizim görevimiz de söylemektir bunları. Bizim görevimiz sizlerle bir araya gelerek ortak, demokratik, özgür bir geleceği sağlamak için. Yoksa biz sizleri tanıyoruz. Evet, Türkiye için bu referandumun ne kadar önemli olduğunu söyledim. Ama Kürtler için daha da önemli. Çünkü bugün yürütülen politikayı görüyoruz. Genel başkanlarımız cezaevinde. 85 belediyemize kayyum atanmış belediye başkanı arkadaşlarımız içeride. Kürt siyasetini, demokrasi mücadelesini veren insanlar bugün zindanlarda
yeniden 12 Eylül dönemindeki yapılan vahşeti, zulmü gündeme getirmeye çalışıyorlar. Cizre, Nusaybin, Gever, Sur, Hezef, Suropi'de yaşanan bir vahşet var. Şimdi bütün bu yaşadıklarımızdan sonra evet demek onursuzluk değil mi? Bunu size söylemiyorum. Bunu size söylemiyorum. Hala durumu, yarınları düşünmekten aciz olan insanlara söylüyorum. Ve onlara da sesleniyorum, yalvarıyorum. Yarınlarımızı karartacak bir işlevin, bir çalışmanın içinde olmayın. Bunun tarih önünde sorumluluğu çok büyük. Çocuklarımıza karşı, torunlarımıza karşı hesap veremeyiz. Bu kadar önemli bir referandumdur. Bakınız, bir insanın iyi veya kötü olması çok önemli değil. İnsanlar iyi de olabilir. Cumhurbaşkanı iyi hizmetler de yapmış olabilir. Vicdanı bir insan da olabilir. Ama bütün yetkileri verdiğiniz zaman o zamanla değişecek. O yetkileri kullanacak. Kullanmasa bile birileri ona kullandıracak. İşte dünyada örneği var. Venezuela'da Chavez halk tarafından çok sevilen bir liderdi. Ama bütün yetkileri eline aldığı zaman bugün Venezuela insanı yoksulluk içinde açlıkla karşı karşıyadır. İşte tekçi zihniyetinin yarattığı problem budur. Tekçi zihniyetin sonunda aslında bir diktatörlüğün oluştuğunu herkes görmeli. Biz yıllarca halkların kardeşi, demokratik ortak bir geleceği oluşturmak için çaba gösterdik. Bunun mücadelesini verdik. Bizim mücadelemiz, demokrasi talebimiz, insanca yaşama talebimiz, Türk halkına, Türkiye halkına, Arap halkına, Çerkez halkına karşı değil. Biz biliyoruz, babalarımız anlatırdı, dedelerimiz anlatırdı. Eğer bir Türk, bir Kürt komşusuna güvenirdi, malını, çocuklarını teslim ederdi. Ama yürütülen ırkçı, milliyetçi siyaset adeta halklarımızı karşı karşıya getirdi. Ve bugün bir kinin, öfkenin büyümesine neden. Bunun nedeni siyasetçilerdir. Yürüttükleri siyasettir. Milliyetçi duygulara hitap ederek halklarımızı karşı karşıya getiren bir siyaseti, bir politikayı Türkiye'nin politikasına dönüştürdüler. İşte biz bütün bu olumsuzluklara rağmen halkların kardeşliğini savunuyoruz. Ortak, demokratik bir gelecekte bütün halklarla buluşmayı esas alıyoruz. Biz böyle bakıyoruz. Çünkü biz insanız. Biz vicdan sahibiyiz. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Evet kardeşlerim. Biliyorum. Bizim derdimiz zulmün olmadığı, insanların kucaklaştığı bir geleceği elde etmektir. Bu da sizlerin elinizdedir. Bizlerin elindedir. Lütfen bunu görmeyenlere, bunu anlamayanlara gidin. Kapılarını çalın. Gerçekten yarınlarımızı karartacak bir karardan
onları alıkoyun. Onları ikna edin. Ben inanıyorum ki biz ikna etmek için yola çıksak, derdimizi, duygularımızı anlatsak, ikna olmayacak insanımız yok. Bu nedenle eğer Kürdistan'da hayır çok güçlü bir şekilde ortaya çıkmasa, bu bizim eksikliğimizdir. Bir de başka bir şey ifade etmek istiyorum. Çok fazla uzatmayacağım. Biliyorum, uzattığımın farkındayım. İnanın ki yarın kardeşlerimiz bu coğrafyada, evet, oy verdiği zaman yarın Cumhurbaşkanı çıkacak, Başbakan çıkacak. Bakın, bütün yaptıklarıma rağmen Kürtler bana destek verdi. Bunu Türkiye'de kullanacak. Uluslararası alanda kullanacak. Kürtlerin bir derdi yok, bir sorunu yok. Bakın, oradan büyük bir oy aldım diyecek. Peki, hiç mi derdimiz yok? Hiç mi sorunumuz yok? Sizin oyunuzla seçilmiş olan genel başkanlarınız, belediye başkanlarınız, yöneticileriniz zindanlarda değil mi? Devletin bütün imkanlarını kullanarak halkı evet cephesine çekmeye çalışan bir siyaset anlayışı egemen değil mi? Dünyanın neresinde görülmüş ki olağanüstü koşullarda bir anayasa yapılsın? Dünyada nerede görülmüş bir referandum için devletin bütün imkanlarını, bütün uçaklarını, bütün her şeyini bu referandum için kullandı? Şimdi bütün bu hukuksuzluğa karşı bu referandumu meşru göstermek bile yanlıştır. %51 oy bana yeter diyor alırsan. Peki Cizre'de, Nusaybin'de, Gever'de, Sur'da evi yıkılmış, yeri olmayan, halen adresi belli olmayan 350 bin insanımız sandık başına gitmeyecek. Peki 50+1 ile kazandığınız zaman o 350 bin insanın kullanmadığını, oyunu kullanamadığı bir seçimi nasıl bir meşru seçim olarak kabul edersiniz? Evet. Kardeşlerim, başında ifade ettiğim gibi demokratik parlamenter rejim, evet, Kürtlerin beklentilerine cevap vermedi. Ama değiştirme imkanı var. Düzeltme imkanı var. Bugün bu referandum tasarısı kabul edildiği zaman artık ne parlamentonun bir etkisi kalır, ne siyasi partilerin bir etkisi kalır ve bu tekçi anlayışı değiştirme imkanı kalmaz. Evet, bu duygularla bugün Batman'da bizi umutlandıran, bizi heyecanlandıran, bizi coşturan, bize özgürlüğe inandıran bu gençlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hem de bizim bu